Dinimizde burçlar var mı? Kur'an-ı Kerim'de ayet veya hadis-i şeriflerde burçlardan bahsediliyor mu? Burç, yüksek köşk, kalenin yuvarlak dört köşe veya çok köşeli çıkıntısı. Herkesin gözüne çarpacak şekilde açık ve belli olan şey, güneş sisteminde bulunan 12 takım yıldızdan her birine verilen isim. Bundan dolayı köşke de burç denmiştir. Terim olarak ise gökteki bir takım yıldızlara ve yıldız kümelerine burç denir. Burçlar 12 adettir. Bunların 6'sı kuzeyde, 6'sı da güneydedir. Gökbilimciler yıldız kümelerini her ayda ve mevsimde göründükleri şekillere göre isimlendirmişlerdir. Buna göre burçların isimleri ve tekabül ettikleri aylar şunlardır. Koç, Hamel burcu, 21 Mart 19 Nisan. Boğa, Sevr burcu, 20 Nisan 20 Mayıs. İkizler, Cevza burcu, 21 Mayıs 21 Haziran. Yengeç, Seretan burcu, 22 Haziran 22 Temmuz. Aslan, Esed burcu, 23 Temmuz 22 Ağustos. Başak, Sümbüle burcu, 23 Ağustos 22 Eylül. Terazi, Mizan burcu, 23 Eylül 23 Ekim. Akrep burcu, 24 Ekim 21 Kasım. Yay, Kavs burcu, 22 Kasım 21 Aralık. Oğlak, Cedi burcu, 22 Aralık 19 Ocak. Kova, Delv burcu, 20 Ocak 18 Şubat. Balık, Hut burcu, 19 Şubat 20 Mart. Yılın her ayında güneş bu burçlardan birine girer. Güneşin Koç burcuna girmesiyle ilkbahar, Yengeç burcuna girmesiyle yaz, Terazi burcuna girmesiyle sonbahar, Oğlak burcuna girmesiyle kış başlar. Burç falı. Fal, lugatta uğurlu saymak anlamındadır. Terim olarak çeşitli usullerle bilinmeyenden ve gelecekten haber verme ve kişilik okuma sanatıdır. Burç falı ise insanları doğdukları burçlara göre gruplayarak geleceğini okumaya, kaderine dair konuşmaya denir. Gelecek zamanda vuku bulacak olayları haber vererek gayb sırlarını bildiğini iddia edene falcı denir. Falcılık çok eski devirlerden beri bazı insanlar tarafından revaçta olan bir husustur. Özellikle daralan insanlar için gelecekten haber verme işi son derece caziptir. Geleceğin kesif karanlıkları içinde saklanan mukadderatı görmeye beşer zekası yetmediğinden mukadderatın tayini için insanlar böyle bir takım hurafe ve boş vasıtalardan yardım isteye gelmişlerdir. 20. asrın sonlarında özellikle ekonomik yönden gelişmiş milletlerin insanları arasında da kehanete inananlar ve kehaneti sanat edinenler az değildir. Bizde de kendini aydın sanan bir takım gazete mensupları her gün yıldız falı hurafesiyle insanların kaderi hakkında bir takım yorumlar yapmaktadırlar ki bunlar hiçbir ilmi dayanağa sahip değildir. Ayrıca bu asılsız yorumlar okuyucuların ruhi dengelerine olumsuz yönde etki yapmaktadır. Bu bir atma, saçma ve aldatmadan ibarettir. Falcılık İslam'da kesinlikle yasak edilmiştir. Gaybtan verdiği haber konusunda kahini tasdik etmek küfürdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse gider de verdiği haber konusunda kahini tasdik ederse Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğini inkar etmiş olur. Geleceği, gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur. Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ancak o bilir. Bu ve benzeri ayetler gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediğine delalet etmektedir. İslam alimleri sabiler gibi tesiri yalnız yıldızlardan bilerek onlardan bir takım hükümler çıkarmaya kalkışmanın küfür ve şirk olduğunda ittifak etmişlerdir. Bunun yanında insanın girişeceği önemli bir iş için istihare yapması meşrudur, sünnettir. Bunun İslam'da yasak edilen falcılık ve kehanetle hiçbir ilgisi yoktur. Burçları da insanları da yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer burçlarla insanların o burçlarda doğumu arasında bir ilişki koymuş ise bu da Allah'tandır. Ancak bu konuda vahye dayalı bir bilgimiz yok. Tecrübeye dayalı olarak ve kısmen tutarlı, kısmen tutarsız olan tespitler var. Bunların da Allah'ın iradesiyle olduğuna iman eden bir kimse, karakter ve davranış benzerliğini tespit eder de buna inanırsa sakınca olmaz. Ancak bu inanç kulun hür iradesini ve sorumluluğunu ortadan kaldıran bir çerçevede olmayacaktır. İslam'ın özünü teşkil eden tevhid inancı, geleceğin mutlak gayb olup Allah'tan başka kimsenin gaybı bilemeyeceğini ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim'de burçlarla ilgili
bazı ifadeler bulunmaktadır. Bu cümleden olmak üzere Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Andolsun biz gökte burçlar yaptık ve onu bakanlar için süsledik. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. Burçlarla dolu göğe andolsun. Görüldüğü gibi burçlar insanlara hizmet etmek üzere Allah'ın gökyüzüne yerleştirdiği gök cisimleridir. Buna göre burçları yaratıcı kabul etmek mümkün olmadığı gibi falan burçtan dolayı şu iş şöyle oldu veya olacak demek de mümkün değildir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de geçen burç ifadesiyle falcıların fal bakmak için kullandıkları burç ifadeleri arasında ancak ses benzerliği bulunmakta, anlam birliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla dinimiz İslam, kehanet, medyumluk ve falcılık gibi her türlü gaipten ve gelecekten haber verme anlamında kullanılan astroloji anlayışını reddeder ve böyle iddialarda bulunan kimselerin sözlerine itibar edilmesini kesin olarak yasaklar. Kur'an-ı Kerim'de burçlarla ilgili birkaç ayette detaylara girmeden burçlar şeklinde söz edilmiştir. Bu özet ve açıklamasız ifadelerden dolayı alimler arasında farklı yorumlar söz konusu olmuştur. Bunların göklerdeki bazı kasırlar olduğu, bilinen 12 burçlar olduğu, güneşin dolanımında gezdiği güzergahlar olduğu üzerinde durulmuştur. Görebildiğimiz kadarıyla en kuvvetli yorumlar burçların güneşin 12 ayda dönerken geçtiği güzergahındaki Oğlak burcundan başlayıp Balık burcunda biten 12 konak üzerinde yoğunlaşmıştır. İbn Abbas göre burçlar hem güneşi hem de ayın konaklarıdır. Yine görebildiğimiz kadarıyla ilgili konuları inceleyen hiçbir bilim fen kitabında burçların olmadığına dair kesin bir ifade yoktur. Bazı insanlar astrolojide söz konusu edilen burçların işlevi, fonksiyonu hakkındaki bilgiler ile burçların varlığı konusundaki bilgileri karıştırmışlar. Oysa bu ikisi çok farklıdır. Bilimsel araştırmaların kabul etmediği husus, burçların astrolojide hakkında bilgi verilen ve insanların hayat hikayelerine tesir ettiği iddia edilen konumlarıdır. İslam alimlerinin belirttiği gibi bu tür bilgiler gayb sahasına binmeden taş atmak ve tahminlere dayanan hayali bilgileri ilim diye lanse etmek anlamına gelir. Eskiden beri insanlık camiası dönemlerinin bilgi, alet ve edevatı ile görebildikleri burçlar konusunda da çalışmalar yapmışlar ve bunların şematik resimleri çizmişlerdir. Rivayetlere göre bu konuda ilk defa burçların şemasını çizip resmedenler keldanilerdir. Bundan da anlaşılıyor ki bazı kimselerin burçların bilimsel verilere dayanmadığını söylemeleri ideolojik ve ön yargı fanatizmin ürünüdür. Zira önemli bilim ve medeniyete sahip olan keldanilerin bu keşifleri gösteriyor ki tarih boyunca birçok sistem ve varlığın durumunu tespit eden insanlar aynı zamanda burçların varlığını da tespit etmişlerdir. Önemli olan astrolojik burçların efsaneleriyle astronomik burçların gerçekleri karıştırılmış olmasın. Sonuç olarak burçların insanların kişilikleri üzerindeki etkisi sadece bir genelleme ve varsayımdan ibaret olup dinin asar ve müsbet bilim açısından desteklenen veya ispatlanan bir husus değildir. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.